Selam kızlar, selam arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma, Atik adına hoş geldiniz benim güzel kızçelerim, hanım kızçelerim, güzel kızçelerim, nasılsınız bakalım? Arkadaşlar bugün çok hafif kendime yiyecek bir şeyler hazırlayacağım. Bugün Deniz'le evde baş başayız, başka hiç kimse yok. Deniz'e de neydi? Noodle pişireceğim. Kendime de patates haşlayacağım. Mideyi artık yormamak lazım. Yorulmasın yani midemiz, birkaç gün dinlensin. Vallahi dolapta dünkü yemeğim, ay arkadaşlar dünkü yemeğim bir güzel olmuş, bir güzel olmuş. Dedim ya size, hayatımda en çok sevdiğin yemek ne diye sorsalar, yani bir numarada etli patates derim. Gerçekten muhteşem olmuş, süper olmuş. Dolapta duruyor fakat bugün onu yemeyeceğim, onu yarın yiyeceğim. Çünkü bugün mideyi yormayalım, bugün hafif şeyler yiyelim. Öyle yani. Deniz de noodle istedi. Onun noodle'unu hazırlayacağım. Ama önce kendi patateslerimi soyayım kızlar. İki tane patatesim var. Sarımsağım var. Yoğurdum var. Yani bugünlük sarımsak da koymasam iyiydi ama sarımsaksız yoğurt yiyemem. Bugün bunu yiyeceğiz inşallah. Allah'ın izniyle. Öyle yani arkadaşlar. Noodle'u bunda pişireceğim. Ondan sonra patateslerimi bunda haşlayacağım. Sizler ne yaptınız? Ne pişirdiniz? Bugün günlerden cumartesi. Çoğunuz evdesinizdir. Yani çalışan çok nadir kişi vardır. Arkadaşlar. Hadi soyalım bakalım hep birlikte patatesleri. Sohbetimize öyle devam edelim. Dışarıdaki arabanın sesine bakın vallahi. Vallahi kızlar. Evet, sizler yine toplanmış. Oh, vur patlasın, çal oynasın. Alem yapıyorlar. Karanlık kanalda yapılan alem. Aleminizi yapın da beni bari katmayın ya. Beni katarak yani güzel izleniyorsun. Bravo sana, bravo. Bravo sana öküzcüğüm. Öküzcüğüm. Bravo sana. Normalde beni konuşmasan zaten 400'de 350'de kalıyorsun. Valla ne konuştum umurumda bile değil. Ben size tek başıma yetiyorum ya, bu bana yeter ya. Tek başıma. Yedi cihana yetiyorum ya, bu bana yeter yani. Ne diyeyim ben, daha ne diyeyim. Demek ki gerçekten çok önemliyim ki. Gece gündüz açtığınız canlılarda sadece beni konuşuyorsunuz. Konuşun, benim günahlarımı alıyorsunuz. Başka hiçbir şey değil. Öyle yani kızlar. Ondan sonra tutturmuşlar. Yok lokma mı, yok şu mu? Ay ne kadar çok bilgi sahibisin sen ya, öküz. Öküzcü. Ne kadar çok bilgi sahibisin Allah'ım malı. Her cuma günü lokma dağıttırıyormuş, bilmem ne dağıttırıyormuş. Lokmayı kendin buldun da, kendi aç karnını doyurdun da millete dağıtacaksın neyse. Ay öyle yani kızlar. Bugün 19 derece, 20 derece sıcaklık var dediler ama dün daha sıcaktı. Bugün çok güzel hava var ama yok, 20 derecelik kadar yok yani. Kızlar, kızçeler. Patatese bakın. Bir de şeyli çıkmasa çok daha iyi olacak. Patateslerimi yıkıyorum. Metre mutfakta patates yıkıyorum. Bugün et çalamadım kızlar. Tavuk da çalamadım. Ondan sonra bugün bunlarla idare edeceğiz artık. Biliyorsunuz ben hayatımı hırsızlıkla geçindiren birisiyim. Benim hakkımda çok şey biliyorlar ya. Anlatıyorlar. Anlatın anlatabildiğiniz kadar, yüzsüzler. Allah'ın yüzsüzleri. Biri de çok uğraştı ama buldu belasını. Evet kızlar, Hortumcu'nun yeni köşkünü gördünüz mü? Görmediyseniz görebilirsiniz. Çok güzel bir köşk yaptırmış kendine. Altından köşk yaptırmış. Gümüşten merdiveni var. Bir gidin bir bakın kızlar. Kim istemez ki o köşkte yaşamayı? İşte öyle benimle uğraşanların sonu hep böyle oluyor. Herkes hüsrana uğruyor nedense.
Ha, evden atmışlardır kesin. Evde rahat edemiyordur. Evin içi hayvan dolu zaten. Evin içi hayvan dolu olduğu için, çocukları da hayvan olduğu için bunları böyle doğruyorum arkadaşlar. Anca layık olduğun yeri bulmuşsun hortumcu. Anca. Diyorum ya, her zaman dedim daha iyi günlerin diye. Evet, gerçekten iyi günlerin. İnsan orada yaşar mı be, pisliğin içinde? Sokakta yat daha iyi. Parkta yat kızım, parkta yat. Valla bak, parkta yat, en azından park her gün temizleniyor. Valla. Orada insan mı yaşar ya? İnsan orada hasta olur. Düşünsenize, sümüklü böcekler, fareler sürekli oradadır. Ay. Vallahi kötü. Vallahi kötü kızlar. Genelde hep böyle çok insanlarla uğraşanlar, günahsız insanların ahını alanlar, günahını alanlar hep böyle rezalet bir hayat sunuyor. Hak etmeyeceğim. Ne yapacağım? Hak etmemek için iyi insan olacağım. Kimseye iftira atmayacağım. Kimseye konuşmayacağım. İşte konuşursan, iftiralar atarsan, oğlan kafalı Safinaz'la, Cinan ile ve diğer diğerleriyle aynı 40 metrekare evi paylaşırsın. Çöplüklü evine. Ondan sonra da oraya da sığmazsın. Gidersin kendine. Altından köşk yaptırırsın, gümüşten merdiveni. Şimdi şeylerini yapmıyor. Neymiş efendim, sıvasıymış, şuymuş, buymuş yerleri yaptırmıyor. Neden yaptırmıyor? Buna acısınlar. Buna para yollasınlar. Tıpkı ahır yaptıracağım diye topladığı paralar gibi. Yol yaptıracağım dediği zamandaki topladığı paralar gibi. Suyunu da koyayım. Bunlar kaynasın. Kızlar. Vallahi doğradım, hiç uğraşmayayım diye. Püre haline getirmeyeceğim. Kapağını da kapatalım. Nerede bunun kapağı? Sarımsaklarımı rendeleyeyim, hazır olsun. Sarımsaklarım burada, sarımsak rendem var. Gel bakalım yoğurdum. Benim sevgili yoğurdum. Kızlar, zeytinburnunda süt bulamıyorum, biliyor musunuz? Şimdi hazır yoğurt. Ya yoğurt çok sevmem aslında da. Benim ev yoğurdu yapmam lazım ve ben süt bulamıyorum. Bir tane sütçüm vardı. Ah sütçü, ah. Gitti, hem turşucu hem sütçüydü. Sütle turşunun ne alakası varsa, turşusu da süperdi, sütü de çok güzeldi. Çatalca'dan getiriyordu sütü. O kapandı o gün, bugündür benim evime taze süt girmiyor kızlar. Hep pastörize süt giriyor. Ondan sonra Malatya pazarına bakacağım. Oraya süt geliyor. Orada organik şeyler var ya. Tek temennim orası kaldı. Hem de şey alacağım oradan. Yaprak alacağım. Üzüm yaprağı. Dolma yapacağım. Sarma yapacağım kızlar. Bugün canı şunu yaptı da canım çekti. Pek de bilmez öyle şeyleri ama işte ben tarif ettim, o yaptı. Öğreneceği çok şey var benden ama gerçekten kızlara bayağı bir şey öğrettim yani ben. Bayağı bir şeyler öğrettim. Kızlar, kızçeler. İki sarımsak yeter. Sarımsak katmasam gerçekten daha iyi olurdu. Mideyi rahatsız etmez ama ben sarımsağı çok seviyorum. Zaten genelde hep sevdiğimiz şeyler bize zarar verir. Ay, suyu da çok açtın. Her tarafa sıçradı. Seni de alalım. Ellerimizi de kurulayalım. Ya ne biçim kopardım. Tek temennim Malatya pazarı kaldı. Bakalım. Bakalım kızlar. Yoğurdumuzu karıştıralım. Bunun işi tamam. Patateslerim haşlanınca hemen onu şey yapacağım. Delik bir kepçeyle tabağa alıp üstüne yoğurt sarımsak dökeceğim. Öyle yiyeceğim. Ya bu benim akşam yemeğim olacak. Yarına kadar bir şey yemeyeceğim. Dediğim gibi bugün mideyi yormuyoruz. Şuradaki ıslaklığı da hemen alıyorum. Şimdi geçelim Deniz Efendi'nin lavabosuna. Çok zararlı olduğunu söylüyorsunuz, farkındayım. Ama bundan vazgeçiremiyorum Deniz'i. Deniz'i de Ege'yi de 3 tane yap bana dedim. 3 tane yapacağım bakalım.
3 tane yapacağım arkadaşlar. 3 tane de bayağı fazla olacak. Saat daha erken yesin de akşama, yarına kadar acıkmasın. Valla bu çocuklar büyüdü artık, eve yemek dayanmıyor. Büyük oğlan da artık iş yerinde yemiyor. Eve gelince de yiyor, 12'de 12.30'da. Aslında yiyormuş da tekrar eve gelince yemek yiyor. Bir ara yemiyordu yemek, orada yediği için. Ona da geldiği zaman yaparım. Öyle yani kızlar, kız çırak. Şunları hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bunları şey yaparken hep elime şey oluyor, bulaşıyor. Yağsı mıymış, sosu muymuş? Bunlar neyse de. Birkaç gündür bakıyorum da izlenmiyorlar. İzlenmedikleri gibi 1,5 aylık konuyu önüme getiriyorlar. Vallahi vız gelir tırıs gider. Size uyuyacak diyelim, size film verecek diyelim, ne derseniz deyin. Ben ki bir insanı konuşmayacağım diyorsam hayatta konuşmam. Tenezzül edip de. Öyle yani. Ah kızlar, kız şeyler. Ellerimi kirlenecek ya. Onun yağısı şey oluyor çünkü. Dökülüyor. Onları koymasam Deniz Efendi anlıyor. Onları diyor koymadın mı diyor. Bir kere yaptım çünkü koymadım. İçinde hem baharatı var. Kızlar evi süpürdüm, sildim. Çamaşır yıkadım, çamaşır astım. Az bir şey çamaşırım var. Onları da yıkayacağım çekimden sonra. Evin işini hiç bitiremiyorum. Tam oturacağım diyorum, bir yerde bir şey görüyorum. Çamaşırı katladım. Kuruyan çamaşırları, ama ütü falan yapmadım. Ütüden nefret ediyorum çünkü. Suyumuzu kaynatmıştım ama yine soğumuştur. Kaynatayım şurada. Dedim yarın pazar, yarına iş kalmasın dedim ama yani bu evde yaşadığımız için ev tabii ki de aslında her gün süpürmek istiyor. Her gün. O kadar çok toz çıkıyor ki anlatamam ya. Nereden geliyor bu tozlar, ben anlamadım. Nereden geliyor bu tozlar? Sizin evlerinizde tozlanıyor mu kızlar? Aşırı derecede toz var evde. Tozdan çok şikayetçiyim. Televizyonun tozunu alıyorum mesela. Bugün alıyorum, iki saat sonra gene tozlanıyor. Demek ki bir hafta falan tozlanmasam televizyonun yüzüne bakılmayacak. Her şeyin tozunu almayı seviyorum fakat televizyon tozunu almayı sevmiyorum. Bir tanesini hallettik bakalım. Bunun içinde ne varsa arkadaşlar, böyle şey karamize edilmiş soğan kokusu var. Patateslerim kaynıyor. Ay bak, ikisini açtım şey olmadı. Üçüncüsünü açtığımda ellerim kötü oldu. Kızlar, kızçelerim, videolarım bu aralar az izleniyor. Yeni kanalıma abone olan da yok. Vallahi üzüldüm ha. Ben umutluydum yani. Bir an önce 1000 kişi oluruz falan umuduyla. Ama umutlarım suya düştü. Hayallerim suya düştü. İzlenmelerim de 1500'de 1600'de kalıyor. Güzel izleniyordum. Hani 2500-3000'i buluyordum. Üzüldüm yani. Gerçekten üzüldüm. Ben kızçelerimle ne bileyim, yani kızçelerim beni izlesin istiyorum. Ama kızçelerim beni demek ki izlemiyor. Yani 1500-1600'de kalıyorum. Ya önce alıştırıyorsunuz beni güzel güzel şeylere. Ondan sonra izlenmeler düşünce çok moralim bozuluyor kızlar. Kızçeler. Yeni kanalıma abone olun. Asiye Kadın'ın Küçük Dünyası. Asiye Kadın'ın Mutfağı. Çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Çünkü artık videolarıma oradan devam etmek istiyorum. Bu kanaldan gerçekten sıkıldım. Gerçekten dedikodu kanalı gibi bir kanalı oldu. Hani yeni kanalımda kimseye bilmiyorum, yeni kanalıma nedense yeni kanalımı daha çok sevdim. Yani yeni kanalımda olmak istiyorum.
Yeni kanalıma videolar atmak istiyorum. Hani yeni kanalımı ilerletmek istiyorum. Bilmiyorum yani neden böyle oldu bilmiyorum. Yani ilk kanalımda, bu kullandığım kanalda yani acısıyla tatlısıyla bazı videolar var ama ben o videoları istemiyorum. Silmek de istemiyorum. O kalsın öyle. Yeni kanalımda ne düştü yere? Hiç kimseyi oynatmak istemiyorum videolarda. Sadece bir kişiyi ya da iki kişiyi göstereceğim videolarımda. Çok yakın bir zamanda. Yakın bir zamanda. Acaba ben kimi göstereceğim? Evet kızlar kaynıyor. Noodle da patates de gayet güzel bir şekilde kaynıyor. Her şey hazır şu anda. Mutfağımı da topladım. Bulaşıkları da yığıştırdım. Ondan bulaşık çıkmadı zaten. Yani tencereler çıkacak şimdi. Onları da artık bulaşık makinesine koyarım. Arkadaşlar. Bu kişiler var ya hani karanlık kanaldaki öküzler var ya, öküz, baş öküz. Ondan sonra benim güya linkimi paylaştırıyor orada geçen akşam. Bir sürü geçmiş short videolarımı, canlı yayınlarımı falan paylaştı ya. İnanır mısınız bana o kadar büyük bir iyilik yaptı ki. Ben de dedim ki şimdi gece saat 2.30-3'e geliyordu. Bir dedim ne kadar kazanmışım videodan dedim. Aa bir baktım ben. 980 lira para kazanmışım. Meğersem bir sürü canlı yayınlarım ve short videolarım paylaşılmış. Vallahi bana iyilik yapıyorsunuz. Bir de şöyle bir şey. Hani beni konuşuyorsunuz ya, siz beni her konuştuğunuzda çok güzel abone geliyor. Bu kanalıma güzel abone geliyor. Yani her konuştuğunuzda bir 30 abone geliyor. Gelin kızçilerim, gelin Asi Kadın'ın kanalına, Dobra Kadın'ın kanalına gelin kızçilerim. Ama öbür kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Diyorum ya, en güzel videolarımı orada yapmak istiyorum. Bakın yakında ben videomda kimi göstereceğim. Ah bir bilseniz. Herkesin merak ettiği, aslında herkesin sevdiği birisi de. Millet gurur yapıp da sevmediğini söyleyen kişiler bile çok sevdiğine eminim yani. İkindi ezanımız okunuyor kızlar. Birisi de bana yorum yazmış arkadaşlar. Geçen dünkü video, önceki günkü videodan. Ezan okunuyor. Ezanla selayı karıştıran bir dengesizin birisi şey yazmış bana yorum olarak. İnşallah senin selam verilir. Senin selamını duyarız demiş. Bakar mısınız söylediği şey, yani ettiği bedduaya. Hepimizin selası bir gün verilecek yani. Benim selam verilecek de senin selam verilmeyecek mi? He? Soruyorum sana. Senin selam verilmeyecek mi? Taşma patavat isim, taşma. Biraz şey yaptım. Çok da hamur kıvamına getirmeyeceğim. Biraz şöyle diri olsun patateslerim. Düşünün yani dün etli patates, bugün patates haşlaması. Brokoli aradım arkadaşlar. Marketlerde brokoli yok. Düşünebiliyor musunuz? Pazarda dolu, pazarda var. Pazartesi günü 2-3 adet brokoli alacağım. Bir de yani bu hafta biraz böyle geçsin. En azından birkaç gün böyle geçsin. Mideyi yormayayım, hafif şeyler yiyeyim. Öyle yani arkadaşlar. Çünkü yediğim şeyler, yediğim yiyecekler çok ağır. Ağır olduğu zaman yani genç olmadığım için, çok fazla genç olmadığım için birazcık rahatsız ediyor. Bakalım, deneyeceğim. Sadece sebze türü hafif şeylerle beslenmeyi düşünüyorum. Bakalım yani gene iyi gelecek mi, gelmeyecek mi, ona göre. Baktım ki iyi gelmiyor, dönerim vallahi eski yemeklerime. Etlerime, tavuklarıma. Dolapta mantarım var kızlar, canım nasıl mantar istiyor, nasıl mantar istiyor. Size anlatamam. Duruyor şimdilik. Yapmadım valla. Birkaç gün sonra, birkaç gün böyle geçsin, birkaç gün sonra mantar yapacağım. Mantarı sadece ben yiyeceğim ama içine tavuk koymak istemiyorum. Yine de belli olmaz. Ruh halime bağlı. Yapmam dediğim şeyi yaparım. Yapmayacağım dediğim şeyi, yapacağım dediğim şeyi yapmam. Yani bir boğa burcu olarak damak tadına çok özen gösteriyorum arkadaşlar. Ve dün gece boğa burcunun tüm özellikleri değişti falan dedik ya, bana hiçbir şey olmadı, ben gene aynı asiyim. Demek ki bana gelmedi, etkisini ben hiç görmedim. Önceki gün nasılsam dün de öyleydim, bugün de böyleyim, aynıyım yani. Ay öyle yani kızlar. Şu camı ben biraz açayım, buhar oldu, camı kapatmıştım. Şey çok ağır koktu, denizin nodulu vala kokusu beni mahvediyor kızlar, çok ağır kokuyor. Camı açayım da koku biraz hafiflesin mutfakta. Hadi kızçilerim ezan dinleyin. Çok güzel okunuyor ezanımız. Masanın üstünde de bir sürü yeşil elmalarım var. Yenmiyor.
yeşil ve bir tane de sarı var sanırsam. Elmalı kurabiye yapayım dedim ama ondan da vazgeçtim. Yaptığım zaman yiyorum, yememek için yapmamak en mantıklısı bence. Vallahi benim kimseyle uğraşacak vaktim yok, hiç kimseyle. Havlayıp dursunlar, köpek gibi havlasınlar dedim ya. Dün de dedim, bu aralar kemikli et almıyorum. Bugün de almadım kemikli et, o yüzden kemik atamıyorum bazı kişilere. Ama bu kemikli et almayacağım anlamına ya da kemik atmayacağım anlamına kesinlikle gelmiyor. Sadece bu aralar diyorum yani, bu birkaç gün. Aa, şey olmamış, yumuşamış ama istediğim kıvama gelmemiş daha. Kızlar, geçen akşam buzdolabını sildim. Vallahi buzdolabı çok sık kirleniyor arkadaşlar. Bunun kirlenmemesi için ne yapabilirim? Ya sadece ben kullanmış olsam neyse de. Çocuklar açıyor, şu dolabın önünde duruyorlar. Öyle açıp bekliyorlar. Ne arıyorlar ben bilmiyorum ya. En son koyacağım önlerine tabureyi. Oturun tabureye, izleyin diyeceğim. Bir adet haline gelmiş. Yani buzdolabını açıp izlemek gerçekten adet haline gelmiş. Ve bunu genelde her evde yapıyor çocuklar. Her evde. Bir dolap açma hastalığı var. Bakalım Deniz'in modeline. Pişmiş. Kızlar. Bu tabak bunu alır mı? Valla suyunu biraz daha çeksin de. Deniz de sulu seviyor onu. Çukur bir tabak mı alsaydım acaba? Biraz daha çeksin suyunu. Ben de şuraları şey yapayım. Dünkü böreğim de çok güzel olmuştu. Bir parça börekten yedim. Hazır el açması börek olmasına rağmen gerçekten mükemmeldi. Bugün de böyle olsun. Bugün dedim ya, Deniz'le ikimiziz. Kocam Tekirdağ'a gitti. İkimiziz Deniz'le. Ne bulursak onu yeriz. Ah mantar ah. Yapmayacaktın bana bunu mantar. Yarın da köfte mi yaparım bilmiyorum. Köfte yaparım ama ben yemem herhalde. Ya da balık mı yaparım? Balığım da var. Ya köfte yaparım ya balık yaparım. Muhtemelen balık yaparım gibime geliyor. Yanına bol yeşillikli salata. Balıkları pişireyim, salatamı yapayım. Öyle yani kızlar, kızçeler. Deniz'in nodulu pişti arkadaşlar. Soğumadan bunu götüreyim ona yesin. Benim patatesleri de şimdi çıkaracağım. Şimdi nodula kimse laf etmesin. Çocukları olan kişiler illaki pişiriyordur bunu. Çok sık pişirmese de mutlaka pişiriyorlardır. Şimdi istediği ne yapayım? Böyle yapmadığım, almadığım zaman inanın arkadaşlar gidiyor kendi... Hani bisküvi alacağım, çikolata alacağım diye harçlık alıyor ya benden. Yani okul harçlığıyla bile, yani okula giderken aldığı harçlıkla bile gelirken alıyor. Her zaman yedirmiyorum zaten. Bir 10 gün falan oldu. Yemeğim de var ama bunu yemek istedi. Ben hemen bunu götüreyim, yesin çocuk. İnsan yine de kıyamıyor yani çocuğuna. Evet arkadaşlar, patateslerimi de haşladım, çıkardım. Biraz soğusun. Yoğurdunu, sarımsağını koyacağım. Yiyeceğim onu afiyetle. Demek istediğim yani o karanlık kanalda 5 kişinin arasında dönen saçma sapan konular. 5 kişi. 5 kişi konuşuyor ama onlar konuştukça ben prim yapıyorum. Benim için hiç problem yok. Bugün daha fazlasını konuşun ki gene bana gelsin, takipçi gelsin. Bunlar zaten öyle bir insan ki, öyle gurursuz, şahsiyetsiz insanlar ki, bugün arkasından konuştuğu, küfür ettiği, kaba davrandığı kişilere bunlar sırf böyle çıkar ilişkisi olduğu için her şeyi unutuyorlar. Dün de söyledim ben bunu. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar arkadaşlar. Bunlar öyle kişiler. Bunlar öyle insanlar. Vallahi
Şurada kağıt havlum bitmiş. Gidip bir kağıt havlusu alıyorum. Geliyorum kızlar. Kağıt havlu dayanmıyor. Yemin ediyorum kağıt havlu dayanmıyor. Şey ne diyecektim? Diyeceğimi de unuttum. Vallahi unuttum. Ha, tencereleri diyordum. Bulaşık makinesinde yıkanmışlar var. Şimdi onları boşaltacağım. Boşalttıktan sonra yeni bulaşıkları dizeceğim. Elde yıkayacaktım ama hiç canım elde yıkamak istemedi. Çünkü benim biliyorsunuz şeyim yok. Bulaşık ne derler ona? Bulaşık sepetim yok. Sepet olmadığı için buralar ıslanacak. Bir ara düşündüm almayı ama hiç gerek yok. Çünkü tezgahın üstü zaten küçük, minik. Çok daha fazla daraltmaya gerek yok diye düşünüyorum kızlar. Öyle düşündüm yani. Biraz soğusun. Şimdi sıcakken yoğurdunu koymak istemiyorum. Üstüne pul biber dök dediğinizi duyuyorum. Ama dökmeyeceğim. Dökmeyeceğim derken evde pul biber yok. Şu videoyu bitireyim. Gideceğim Malatya pazarına yaprak alacağım arkadaşlar. Yaprak sarması yapacağım. Bir de süte bakacağım orada. Şöyle daha iyi soğusun. Aa, şimdi sildim ocağıma. Ama bu yapılır mı bana? Deniz de afiyetle yiyor. Çok mutlu oldu. Deniz çok mutlu. Noduluyla çok mutlu. Zaten Deniz'e yemek ver, başka bir şey verme. Şimdiden planlarını kuruyor. Yarın pazar ya. Yarın diyor pazar kahvaltısında ne yiyeceğiz diyor. Allah'ım yarabbim ya. En güzeli çocuk olmak valla. Tertemiz bir ortam. Bütün sorunlardan, sıkıntılardan uzak. Çocukken biz de çok mutluyduk. Özellikle de ben. Çocuk olmak varmış. Üstüne zeytinyağı da gezdirmeyeceğim kızlar. Bu böyle olacak. Yoğurdun hepsini koymayacağım zaten. Güzel güzel yemekler varken ben bunu yiyeceğim. Ya da yoğurdun hepsini koyayım ya. Yoğurdun bahanesiyle yerim. Hayırsızım arıyor. Ah hayırsızım, ah hayırsızım. Ben sizleri çok öpüyorum kızlar. Allah'a emanet olun. Asi kadınla kalın. Eksiğim kusurum varsa affedin. Videolarımı izlerseniz çok mutlu olurum. Yeni kanalıma abone olursanız daha da mutlu olurum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah gönlünüze göre versin. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın güzel kızçelerim. 28 dakikayı tamamlamış bulunuyoruz gene. Şimdi ben daha lafımı bitirmeden o 30 dakikayı bulur. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah karşımıza kendimiz gibi insanlar çıkarsın. En büyük duamız bu olsun arkadaşlar. Her şeyden önce her şeyin başı sağlık. Sağlığımıza dikkat ediyoruz. Abuk subuk insanları kafaya takmıyoruz. Kimseyle de uğraşacak boş vaktimiz yok. Kendimizi ağırdan satıyoruz arkadaşlar. Hiç kimse de inanmasın. Şimdi benim takipçilerimi korkutuyorlar. Yok işte ne derler ona? İşte şu olacak, bu olacak. Benim takipçilerim, sevgili takipçilerim, kesinlikle inanmayın. Öyle bir şey yok. Yani sadece sizi korkutmak amacıyla söylenen bir söz. Sizin korkmanızı istiyor. Neden? Çünkü bana yorum yazmamanız için. Sizin yazdığınız yorumları görünce çıldırıyorlar tabii ki de. Dağınıklığım da yok çok şükür. Şimdi makineye boşaltayım. Ama önce yemeğimi yemek istiyorum. Sizleri öpüyorum. Tekrardan hoşça kalın kızlar. Hiç kimsenin sözüne lafına aldırış etmeyin. Hiç kimse nasıl diyeyim, ateş olsa cürmü kadar yer yakamaz yani. Bakın cürmü kadar yer yakamaz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sadece boş konuşuyorlar. Çok boş konuşmalar var. Konuşsunlar. Yani bir gün olup da tabii ki de bıkacaklar bu konuşmalardan. Hani insan aptal olsa, salak olsa anlar yani. Birini kullanmak için birini savunuyor. Yani
Birini kullanmak için birini savunuyor. Savunuyor gibi yapıyor. Biraz da tabii ki de bana gıcıklık olsun diye. Benim umurumda mı? Tabii ki de umurumda değil. Ne yaparsanız yapın ya. Gerçekten. Ben mutluyum. Bak patatesimle, haşlanmış patatesimle ben gayet mutluyum. Hadi kızlar bay bay, çok çenem düştü.